Arkası yarın. Gelindik Kız 10. Bölüm. Yazan Kerime Nadir, uyarlayan Neslihan Gürgün, yöneten Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, kurgu Halil Gültekin, seslendirenler Feyza Oya Presçiler, Behzat Doğan Babli, Cavidan Rüya Alpay, Cüneyt Tamer Güler, Belkıs Ümran İnceoğlu, Nuran Elif Baysal, Sermet Paşa Hikmet Eldek, Güzide Hanım Tülay Duygulu, Kasım Kamber Haluk Kesim, anlatan Enver Seyitoğlu. Aldatılmış olmanın acısını yaşayan Feyza, bu arada gelinlik kız adlı bir tabloya başlamıştır. Ve Behzat'ın ısrarıyla Cüneyt'e bir mektup yazar. Aldığı cevapsa çok şaşırtıcıdır. Çünkü Cüneyt karşılık olarak hakaret dolu bir mektup yazmıştır. O anda Feyza, Cüneyt'i tamamen aklından siler. Cavidan'sa bu olayların arasında evlenmiştir. Hey çocuklar, bugün niçin geldim biliyor musunuz? Nereden bilelim Dilara Hanım? Yoksa hayırlı bir iş için mi? Bildim benim şeytan kızım. Ben Feyzacığım için geldim. Ona öyle mükemmel bir kısmet buldum ki. Nasıl kısmet? Pek mi mükemmel? Bilirsiniz ki ben öyle olmayacak dualara amin demem. Onun hakkında bütün araştırmaları yaptım. Kendisi ziraat mühendisi. Tahsilini Macaristan'da yapmış. Kimsesi de yok. Onun dürüst ve namuslu olduğunu söylüyorlar. Üstelik de çok yakışıklı. Pekala, kimsesi olmadığına göre herhalde İstanbullu değil. Evet, şeyliymiş, Kafkasya taraflarında. Ay, adı neydi? Dağistan. Evet, Dağistan. Amma da yaptınız ha. Ben yabancıya kız vermem. Fakat Paşa Hazretleri, kendisi aslen Türkmüş. İstanbul'a da çok küçükken gelmiş. Türk kültürüyle yetişmiş. Benim aklım ermez. Her şeyin hayırlısını dilemeli. Önceki damat adayını unuttunuz mu? Böyleleriyle derde girmektense temiz yürekli, aile erkeği olacak nitelikteki bu insanlara kızlarımızı vermeyi daha uygun buluyorum. Yine de siz bilirsiniz. Paşa, Dilara Hanım'ın sözlerini yabana atma. Bu adam bir kere gelsin görelim. Ondan sonra kararımızı veririz. Hakkınız var hanım. Birdenbire karar vermeyelim. Kendisiyle görüşüp anlaşalım. İşimize gelirse ne âlâ. Gelmezse de mesele yok. Evet, en uygun yol bu. Sen ne diyorsun Feyzacığım? Hiç sesin çıkmıyor. Kendisine benden bahsedildi mi? Tabii yavrum. Senin gibi aydın ve yetenekli bir kızdan nasıl bahsedilmesi gerekirse öyle. Aslında çok zor beğenen biriymiş. Ta ki senin resmini görünceye kadar. Benim resmimi nerede görmüş Dilara Hanım? Galiba gazetede. Yavrucuğum, bu adam seni resmen istiyor. Seninle hemen evlenmeye hazır. Artık düşün taşın. Aceleden hiç hoşlanmam. Birbirimizi görmeden, konuşup görüşmeden nasıl böyle kesin karar verebilmiş? Seni o kadar iyi tanıyor, hakkında o kadar çok şey biliyor ki beni kabul etsin yeter diyor. Siz kendisiyle görüştünüz mü? Elbette. Arkadaşlarıyla bize geldi. Saatlerce konuştuk. Sana söylüyorum, bu adam her bakımdan senin dengin kızım. Adı nedir Dilara Hanım? Dur bakayım. Kasım. Kasım Kamber. Aa, ne acayip bir isim. La havle. Huyu güzel olsun. Adının ne önemi var? Doğru ama. Ay ne tuhaf. Kasım Kamber. Feyzacığım, eğer hakkında hayırlısıysa bu kısmeti geri çevirme. Anlaşılan sen gelinlik kız tablona kendi saadetini sembolü olarak başlamışsın. Bunlar ikinci planda düşünülecek şeyler Cavidan.
Fakat şu Dağıstan meselesi. Ayol, bu meseleyi neden büyütüyorsun? Aslı Türk olduktan sonra ne fark eder? Seni anlasın ve mutlu etsin. Bu önemli. Ben de aynı fikirdeyim Feyza. Ama yine de sen bilirsin. Pekala. Bu hafta içinde köşke buyursun bakalım. Seni öyle güzelleştireceğim ki Feyzacığım. Kasım Kamber büyülenecek. Başka tarafa başını bile çeviremeyecek. Üzgün duruyorsun. Yoksa bu adamı istemiyor musun Feyza? Yok canım. Hayatımın yeni bir dönüm noktasında olduğuna göre bu halimi normal karşılamalısın. Evet ama bana öyle geliyor ki. Ah Feyza, ne sen ne de ben sevgi evliliği yapamadık. Ama elden ne gelir, kaderimiz böyleymiş. Geliyor, geliyor. Bahçe kapısından içeri girdi. Ben hemen gidip bakayım. Bari kendini iyice görebildin mi? Güzel mi? Ay bayıldım valla. Sana nasıl anlatayım, Cüneyt'ten bin kat daha güzel. Öyle centilmen bir tavrı, öyle vakur bir hali var ki. Ben şimdiden kabul ettim doğrusu. Hadi salona git, yoksa seni içeri iterim alimallah. Nasıl, beğendin mi? Kararın nedir? Evlenmeyi kabul ettikten sonra fena değil. İnşallah hakkında hayırlıdır Feyzacığım. Yuvasına dört elle sarılacak birine benziyor. Herhalde seni mutlu eder. Galiba gidiyor. Koş, koş geçir. Hadi, hadi acele et. Feyzacığım, bu bulunmaz bir adam. Hemen aileye ısındı. Neydi o Cüneyt'in bize yaptıkları? Her gelişinde hepimizi sıra sıra mum yapıp şamdana dikiyordu. Put gibi hareketsiz durmaktan, bir pot kırmamak için dilimizi ısırmaktan ölüyorduk. Oh, yaşasın Kasım eniştemiz. Asıl kahkahanın sunturlusunu ne zaman koyuverdin biliyor musun? Bana hangi okula gittiğimi sorunca Kasım Kamber yüzüğümü fark edemedi. Evli bir kadın gibi davransaydın seni çocuk yerine koymazdı. Neydi o halin? Kalkıp bir çifte telle oynamadığın kaldı. Ama anneciğim, o da çok komik, ne yapayım? Senin gibi hiç kimse maskaralık yapmadı. Kocan da viziteye gidecek günü buldu. O yanında olsaydı böyle davranmazdın. Ay, bir kahkaha da buna atayım bari. Kocacığıma ne iftira ne iftira. Melek gibi adamcağız. Kasım enişte de çok şanslıymış ki senin gibi bir kaynanaya düşmedi. Halt etmişsin sen. Ben iyiye iyi, kötüye kötü derim. Kasım pırlanta gibi bir adam. Aman nazar değmesin. Gerçekten sevdiysen mesele yok. Tabii ki sevdim. Zaten adamcağız sihirli mi ne? Sadece seni değil herkesi bağladı kendine. Öyle değil mi Feyza? Bilmem, ben pek fark edemedim galiba. Hadi oradan seni gidi seni. Bize ağız yapıyorsun. Gündüz gözlerinin içi gülüyordu. Doğrusu bir anda ruhu baştan başa okuyan keskin bir görüşünüz var yenge. Elbette. Sen o yolda giderken ben dönüyordum yavrum. Hepinizden fazla hayat tecrübem var. İnsanın gözüne bir baktım mı... Anlıyorum, anlıyorum. Neyse, bırak şimdi alayı da beni dinle. Bu adam gerçekten mükemmel biri. Ama onu sıkı tutmaya dikkat etmelisin. Sakın ilk defaki gibi toy davranma. Bana kalırsa o işe biraz da senin toyluğun sebep oldu. Fakat yenge... Şaşırma. Erkekler evlenecekleri kadının kendilerinden daha akıllı, iradeli ve yetenekli olmasını istemezler. Onlar karşılarında kadın beklerler. Canın sıkılıyor ama gerçek bu. En başta hoşgörülü davranacaksın. Onun mizacına uymaya, onu kırmamaya çalışacaksın. Ben bütün bunları Feyza'ya öğretirim. Siz karışmayın. Senin öğreteceğin saçmalıkları biliyorum ben. Hı. Onun aklı başında. Nasıl isterse öyle hareket eder. Sanırım en doğru sözü şimdi söylediniz yenge. Onlar nedir Feyza? Ivır zıvır şeyler. Ya şu arkadaki mektup tomarı? Arkadaşlarımdan gelen mektuplar. Aman Feyzacığım, bunları bize yutturursun ama Kasım'a yutturamazsın. Cüneyt'e ait ne varsa hepsini derhal ortadan kaldır. Ah, dur bakayım. Orada resimler de var.
Sen hala o resimleri yırtmadın mı? Yırtacaktım. Fakat unutmuşum. Tabii hepsini yırtacağım. O halde ver şimdi bana, hemen elimle yırtayım. Belki sonra yine unutursun. Feyzacığım, şu kırbacı da kaldır ortadan. Erkekler kadınların en masum hatıralarını bile kıskanır. Allah senden razı olsun Feyzacığım. Geçen yazı seyahatte geçirmiştik. Ama bu yaz kocamın yazlığa gitmeye hiç niyeti yoktu. Şimdi senin düğününün bahanesiyle buraya kapağı attım. Kendisi de memnun görünüyor. Hatta bütün yazı burada geçirelim diyor. Ne güzel değil mi? Ama sen aramızdan ayrılacaksın. Gerçi uzağa gitmesen bile yeni evlilik bu. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Yok canım. Yine de bir arada oluruz. Aman şekerim. Sen kime ağız yapıyorsun? Balayı bu balayı. Sen istesen bile Kasım enişte aramızda bir günden fazla kalmak istemeyecektir. Adamcağız bugünden itibaren bütün gözlerden uzak yaşayabileceğiniz bir ev aramaya çıktı. Eminim ki bu evi en çabuk şekilde döşeyip kapısının üstüne de içeri girmek yasaktır diye bir tabela asacaktır. Sen Feyza'nın nazlandığına bakma. Hafta içinde nişan yüzüklerini ısmarlamaya gittikleri gün o dediğin evi birlikte arayacaklar. Görürsün, Feyza o evin bütün gözlerden uzak bir çevrede olmasına Kasım'dan daha fazla dikkat edecektir. Elbette yenge. Bu yuvanın bütün gözlerden uzak olmasına, mutluluk ışığıyla dolmasına çalışacağım. Sanırım bu benim hakkımdır. Siz burada mıydınız? Burada olduğumu biliyordunuz. Ben farkında değildim. Farkındaydınız. Neden inkar ediyorsunuz? Huzurunuzdan kovulmaktan korktuğum için. Böyle bir ihtimal sizin için söz konusu bile olamaz. Teşekkür ederim. Demek ki barıştık. Dargın olduğumuzu sanıyordunuz ha? Ne bileyim. Bunu nasıl düşünürsünüz? Size karşı olan hatalarıma rağmen beni affettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yazda kendini göstermeye başladı artık. Behzat Bey. Dinliyorum. Sizin şu evlilik konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyordum. Çok iyi. Mutlu olmanızı dilerim. Sahi mi? Evet. Sizi daha önce tebrik edemediğim için de üzgünüm. Yani hiçbir itirazınız, hiçbir... Hayır, hiçbir sözüm yok. Tekrar yanılmayacağınızdan eminim. Bakın... Kendi düşüncelerinizi kimsenin mantığıyla ayarlamaya kalkmayın. Aldanmayan yalnız kalptir. Benim veya bir başkasının fikri sizi ilgilendirmemeli. Kendi kararınıza güvenin. Çok az zaman var. Hazırlanmak için çok yorulacağız. Niçin? Beyefendi hemen evlenmek istiyor. Bir ay içinde bütün hazırlıkların bitmesini istiyor. El birliğiyle çalışılırsa bu süre yeter. Fakat hiçbir şey hazır değil ki. Henüz uygun bir ev bile bulamadık. Bu da oldukça önemli bir konu. Çünkü eşyamız doğrudan oraya yerleşecek. Eğer uygun bir yer bulamazsanız ve eğer kabul ederseniz benim Mecidiyeköy'deki villa boş duruyor. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için çok iyi olurdu. Fakat... Fakat? Bilmem ki. Çok iyi olur. Herhalde iyi olur. Büyüklerinizi söylersiniz. Onlar da uygun görürlerse villayı görürsünüz. Eğer beğenirseniz ev derdinden de kurtulursunuz. Size minnettar kalacağız. Görmeden çok güzel bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum. Onu ne zaman görebilirsiniz? Çok yakında. Mesela yarın. Mükemmel. Hangi saatte isterseniz ben orada olacağım. İşte bunu bilemiyorum. Kasım'la buluşup önce kuyumcuya... Sonra da nikah için gereken formaliteleri tamamlamaya gideceğiz. İşlerimizin ne zaman biteceğini bilemiyorum. Demek ki bu işlerle kendiniz ilgileniyorsunuz. Çaresiz. Bu arada bir sinemaya veya çay içmeye gitmeyecek misiniz? Sinema? Hayır. Fakat çay belki. Bakıyorum da kabuğunuzdan çıkmışsınız. Hayatın akışına uymak zorundayız. Bu garip işte. İsteklerinizi inkar ediyorsunuz. Buna ne gerek var? Bu zamanda her genç kız sözlüsüyle baş başa olmak ister. İstediğiniz kadar alay edebilirsiniz. Alay etmiyorum. Yo. Fakat duygularınızı gizlemekte neden ısrar ettiğinizi anlamıyorum. Villanın adresini verirseniz yarın 6'dan sonra orada oluruz. Sizin için de uygun mu? Hay. 6'dan itibaren orada olacağım. Hangi saatte isterseniz gelebilirsiniz.
Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim. Hadi gelin şu arabaya binelim. Buyurun. Oo, bu ne şıklık, bu ne güzellik. Bu beyazlar da sana çok yakışmış. Manolya mı desem, zambak mı desem? Aman rica ederim. Yok, ben öyle herkese iltifat etmem. Sen gerçekten çok cana yakınsın. Sakın böyle samimi konuşuyorum diye bana gücenme. Ben fazla resmiyetten doğrusu pek hoşlanmam. Anlıyorum, teşekkür ederim. Yahu sigara paketimi nereye koydum bulamıyorum. Heh, buldum. Bakayım. Tüh ya, boşmuş. Şoför, bir sigaran var mı senin? Yok beyim. Ben çok savruğumdur. Beni sen idare edeceksin. Kolay iş değil. Ben böyleyim işte. Bak şu saatime. Bunu bir arkadaş tamir ettirir durur. Yine de bozarım. Hey! Şurada dur da sigara alayım. Sanki hiç arabaya binmemiş. Kapıyı kıracaktı be. Allah'ım, bu adam çok kaba. Mutluluğu bana bu mu verecek? Genç kızlık rüyalarımı bu mu gerçekleştirecek? Gerimli Kız adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.